yaşındayım. Üniversitede yaşadıklarım ve üniversitede yapılmaması gerekenler. Şu an bayağı bir rüzgar var. Umarım videomun kalitesini etkilemiyordur. Bu videoyu bu şartlarda çekmek istedim. Gece bayağı bir yağmur yağmış. Gördüğünüz gibi yerler bayağı ıslak. Neyse, konumuza gelelim. Konuyu biraz çarpıttım. Şimdi ben size üniversite 1'den, üniversiteden mezun oluncaya kadar yaşadığım ilginç anıları anlatacağım arkadaşlar. Umarım ilginizi, dikkatinizi çeken bir video olur ve dersler çıkarırsınız bu videodan. Ben üniversite 1'e başladığımda hep şöyle düşündüm. Okula burslu gittim. İşte bursumun yanmaması lazım. İşte yurttan atılmamam lazım. İşte kötü şeyler yaşamamam lazım. Çünkü gündelik hayatta biraz sinirli bir insanım. Yani sinirimi direkt yansıtan bir insanım. Beni tanıyanlar bilir. Bu şekilde davranmamam gerek diye sürekli kendimi motive ederek başlamaya çalıştım. Bu yüzden de oda arkadaşımla tanışmam gerekiyordu öncesinde. Çünkü ben sigara kullanmıyorum, ders çalışırken ses olmasını istemiyorum. Çeşitli kriterlerim var. Bu kriterlerin de karşımdaki kişide olmaması gerekiyor. İşte televizyonda mesela çok fazla dizi izleyen biri değilim. Sürekli televizyonun açık olmasını istemem gibi gibi. Ama bunlar yurt ortamında olması gereken, söylenilmesi gereken şeyler zaten. Ben oda arkadaşımla iletişime geçtim bir şekilde ama böyle tam konuşamadık. Ya bazı tahminlerim vardı daha sosyal olduğuna yönelik. Sosyal medya başımda geldi. Bir tane kız. Bu arada isim vermeden anlatacağım hikayeleri. Geldi, ben şey dedim. Karşıma aldım, konuştum. Dedim ki bak, benim senin yok. Biz kardeşiz. Sonuçta aynı odada yaşıyoruz. İşte benim şunlarım var. Bunlar eksik. Odada kullanılması gereken eşyalardan. Sen de bunları temin edersen ortaklaşa kullanırız dedim. Ama bunu sadece şey olarak söyledim. Hani kettle, saç kurutma makinesi, işte tencere, tava tarzı. Hani kıyafet, gözlük, şemsiye tarzı ya da para tarzı ya da mesela kişisel, atıyorum ben kendime bir tane çikolata almışımdır, dolaba atmışımdır onu sonra yemek için gibi gibi. Bunları kastetmedim yani kesinlikle. Parantez açıyorum. Baktım işte kız gün geldi, benim dolabımı açtı. Uyanıyor, önce benim dolabımı açıyor, benim dolabımdan giyinmeye çalışıyor. Ondan sonra bu arada ben hani gördüğünüz gibi açık bir insanım. Hani bu arada açıklık kapalılık ayrımı da yapmıyorum, yanlış anlamayın, ama siz de fark etmişsinizdir ki böyle çok kapalı giyen de bir insan değilim. Yani bir kapalıyla aynı gardırobu paylaşacak kıyafetlerim de çok yok açıkçası. Ama arkadaşım önce benim dolabımı açıyordu, giyinmeye çalışıyordu. Sonra kendi dolabını açıyordu ve kendi benim kıyafetlerimi buruşturup kendi dolabına atıyordu. Ben kendi dolabımda bulamadığım şeyleri mecburen onun dolabına bakıp bulmak zorunda kalıyordum. Çünkü mesela o an onu yıkamam gerekiyor ya da giyinmem gerekiyor bir şekilde. Kendi dolabına atıyordu ki bu saygısızlık değildi. Kendi dolabına atıyordu ki bu saygısızlık bence. Mesela şey yapıyordu. Güneş gözlüğümü falan kullanıyordu benden izinsiz. Ondan sonra kullandığı işte şemsiyemi mesela benden izinsiz kullanmıştı. Bir gün çok yağmur yağıyordu. Benim de dersim 10.30'daydı. Baktım şemsiye yok dolapta. Sonuçta şemsiye bir tane olur. Benim bir tane şemsiyem var mesela. Onun da bir tane şemsiyesi olması gerekir. Baktım yok dolapta. Arıyorum işte şemsiyem nerede? Tuğçe, yağmur yağıyordu. Şemsiyeyi ben aldım. Canım izin aldın mı benden? Ben nasıl gideceğim okula şemsiyem yoksa? Yani bu bir değil, iki değil, beş değil, on değil. Sonra baktım her şeyimi, ama her şeyimi. Markete gidiyorum. Ben dolabı dolduruyorum. Kendisi kesinlikle bir şey almıyor dolaba. Ve her şeyi benim aldığım şeylerden yiyor. Ben mesela ailemin yanına gidiyorum. Gittiğimde bir çanta dolusu yiyecekle geliyorum ve bu yiyecekleri dolaba koyuyorum doğal olarak, bozulmasınlar diye. Bunları yiyor, tüketiyor, her şeyi yapıyor. İşte en son banka hesabımda babamın bana yatıracağı miktarın aynısını söyledi ve sanki kendi annesi ona para yatıracakmış gibi. Yani dolandırıldım arkadaşlar kısacası. Bu da son bardağı taşıran son damla oldu. Ondan sonra ben şey yaptım, dedim ki yurda gittim. Böyle böyle şeyler yaşanıyor artık. Yani bayağı bir sinirlendim. Bayağı hani bilmiyorum, yapacaklarımdan falan korktum. Dedim ki beni bu odadan alın. Ben bu kızla aynı odada kalmak istemiyorum kesinlikle. Odamızı ayırdık. Sonra bir tane Arap'la aynı odaya düştüm. Ya inanır mısınız? O kadar zor ki, ya başta bir kültür çatışması yaşıyorsunuz zaten. Bir de benim İngilizcem aman aman iyi değildi yani. İyiydi lisede aldığım eğitim ama hiçbir şekilde bir pratiğim yoktu, öyle söyleyeyim. Çok zorlandım. Bir taraftan okulda zorlanıyorum. Bir taraftan okula geleceğim. Önce yurt anılarımı anlatmak istedim. Bir taraftan şeyde zorlanıyorum. Yani ne bileyim ya.
yani hem konuşurken zorlanıyorum, hem tartışırken, hem kendimi ifade ederken kızla bayağı bir ortak olmayan anımız çoktu kısacası. Geçinemedik. Odaya mesela o mimarlık okuyordu, tamam mı? Odaya... Evet arkadaşlar, dışarıda çok fazla rüzgar vardı. İçeriye geçmek zorunda kaldım. Size şöyle söyleyeyim. Yani her şeyde zorlandım. Mimarlık okuyordu ve odaya 8 tane birden Arap kızı dolduruyordu. Her yer her yerdeydi. Yani hepsi yerde oturuyor, hepsi bağırarak konuşuyor. Her şeyden önce mesela söylüyorum, ben sözel dersler çalışıyorum, anayasa çalışıyorum, medeni çalışıyorum, şudur budur çalışmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ama şey diyor, ben de ders yapıyorum falan. Halbuki bağıra bağıra dedikodu yapıyor, bağıra bağıra eğleniyor, gülüyor, geçiyor, dalgaya alıyor falan. Artık sabrımın son seviyelerine ulaştı. Ben artık pılımı pıtımı toplayıp sabahtan akşama kadar kütüphane ders çalışmaya çalışıyordum yani. O kadar rahatsız bir durumdu ki. Arkadaşlar siz de bir türlü ayarlayamadım, kusura bakmayın. Hani bir oraya çekiyorum, bir buraya çekiyorum. Dışarıda başladım videoya aslında. Ama çok fazla rüzgar vardı. Sesimin gelmediğini fark ettim. O yüzden içeriye aldım sizi. Bu şekilde konuşmaya karar verdim. Yani size şöyle söyleyeyim. Farklı bir milletten biriyle kalmak o kadar zor ki. Hele ki sizin okuduğunuz bölümden farklı bir bölüm okuyorsa... Ne bileyim, bir görgü seviyesi de çok önemli. Hani görgüsüzler demiyorum ama gerçekten yemek kültürü olsun, temizlik alışkanlıkları olsun falan çok farklıydı ve çok anlaşamadım yani. Yani mesela şey yok yani. Bakıyorsunuz yüzüne, anlıyor ne demek istediğinizi ama anlamamazlıktan geliyordu falan. Çok sinir bozucu hareketlerdi. Yani birinci sınıf böyle geçti. İkinci sınıfa geçtim. Bu arada üniversitedeki anılarımı da bir sonraki videoda anlatmaya karar verdim. Onu da birazdan çekeceğim ama onu farklı zamanda paylaşacağım. Daha böyle çünkü şey olsun, yani aynı videoda olmasın, konu dağınıklığı olmasın diye. İkinci sınıfa geçtim. Bu sefer oda arkadaşlarımdan o kadar korkmaya başladım ki hani yaşadıklarımdan falan filan. Yani birinci sınıf bana bir ders oldu kısacası. Sizin de yapmamanız gereken şeyler şunlar. Birincisi, kesinlikle benim senin yok muhabbetine girmeyin. Aranızda bir çizgi olsun her seferinde. Çünkü bir çizgiyi kaldırdığınız zaman, sınırlarınızı, duvarlarınızı yıktığınız zaman daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını, sürekli daha fazlasını. Yani o kadar samimiyet kurmadan bence bu kadar işi dışlı olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ve siz siz olun, kesinlikle yabancı biriyle aynı odada kalacaksanız öncesinden bir ortak özelliklerinize bakın. Anlaşıyor musunuz? Ne seviyede anlaşıyorsunuz? İşte yabancı diliniz ne düzeyde falan. Yani kendinizi ifade edebiliyor musunuz? Mesela biz tartışma esnasında ben Türkçe tartışıyordum, o Arapça tartışıyordu. Kötü sözcükleri de birbirimize öğretmiş olduk. Öyle bir tartışmaydı yani aramızdaki, çok komik bir tartışmaydı. İşte ikinci sınıfa geçtik. Ben dedim ki artık hani oda arkadaşlarımı tanıyacağım. Artık bu sefer kesin ona göre konuşmasanız iyi olur. İşte derslerim çok ağır. Odada işte telefonla konuşmazsanız iyi olur. Hani konuşurken tuvalette, balkonda veya koridorda konuşursan çok iyi olur. Hani televizyonda sadece ders çalışırken izlemezsen çok iyi olur filan. Normal her insanın ricası gibi, bir rica, bir tanışma şeysi gibi. O da bana dedi ki zaten ben de sigarayı bırakmak istiyordum zaten. Benim için çok iyi oldu bu fırsat. Ben dedim ki gerçekten çok iyi falan. Odaya geldi. Arkadaşlar size yemin ederim 2 paket sigara içiyor odada. Odası bilerek yatağı hani pencerenin dibindeydi. Pencereye doğru içiyor sürekli ama duman içeriye geliyor. Yani dışarıya doğru gitmiyor kesinlikle. Yani odanın içi duman altı olmuştu artık. Bende de migren var. Allah'ım, odanın içi inanılmaz sigara dumanı. İnanılmaz ötesi. Ya uyarıdan falan da anlamıyor, tamam mı? Yanlış anlar falan diye de söylemek istemedim. Kaldı öyle ama kız ruh hastası gibiydi. Şuraya kadar çekiyordu yorganı. Ben sabah derse gidiyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum, geliyorum. Hep aynı pozisyon. Şuraya kadar yorgan çekilmiş ve hep bakıyor böyle, boşluğa bakar gibi. Arkadaşlarım benim odama gelmek istemiyorlardı. Sorduğumda işte biz o kızdan korkuyoruz, o kız çok garip falan diyorlardı. Haklılar da yani, onları da çok görmüyorum. Çünkü gerçekten uzun uzun bakıyor, derin derin bakıyor, psikolojisi bozuk gibi. En son hakkımda annesi... Arkadaşlar bana attığı en son kazık şu oldu. Annesine benim hakkımda iftira atmış. Yani işte ya ben bir gün mutluymuşum, bir gün mutsuzmuşum, bir gün işte o sigara içiyor diye onu tehdit etmişim falan. Kesinlikle yalan, kesinlikle iftira söylediği şeyler.
Sonra o çok sigara içiyor diye ben arkadaşımda kalıyordum o esnada. Annem de hani kızıyordu bana, biz o kadar para veriyoruz, sen neden yurtta kalmıyorsun falan filan. İşte kızın numarasını istedi ama ben annemin üslubunu bilmesem gerçekten inanacağım yani. Annem der ki mesela, bizim kızın bir hatası varsa önce sen söyle hani çözelim falan tarzında. Ama yok, sen kalk annemin numarasını annesine versin, annesi annemi arasın, olay büyüsün falan. Neyse en sonunda kızı bir şekilde gönderdik. Gönderdik yani, sevgisine ulaştık falan. Artık bunu yapmamız gerekiyordu. Çünkü aynı ortamda, ay küpem çıktı, küpem çıktı, neyse. Yani aynı ortamda bulunacak gibi değildi. Çünkü bir insanın nefes alması bile size artık böyle dokunmaya başlıyorsa, o insanla aynı odada kalmanın bir anlamı yok zaten, öyle söyleyeyim. Biz onu gönderdik. Sonra ben bayağı uzun bir süre tek kaldım. İşte yaklaşık 2 hafta, 3 hafta tek kaldım. Sonra bir kız geldi odaya. Bak burayı iyi dinleyin. Burası bomba kısım. Bomba kısım. Ben de hemen üzerimdekini çıkarıyorum. Çok sıcak oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Burası bomba. Kız odaya geldi. Gelmesin. Birlikte ders çalışabilirsiniz de, oturabilirsiniz de, balkonda zamanla geçirebilirsiniz. Benim için bir mahsuru yok. Ama bir insan hani kendi yaptığını sadece düşünür. Kendisi yapmıyorsa düşünmez ya. O misal düşünün. Ben bir gün, işte benim bir arkadaşım var. Biz de o zamanlar yine Arap tayfayla takılıyoruz. Başka arkadaş grubumuz falan da vardı. Onlar ikinci katta oturuyordu. Ben beşinci katta oturuyordum yurtta. Biz işte ikinci kata indik. Arkadaşımın İngilizce ödevi falan vardı onu yapmak için. O sunum provası falan yapacaktı. İndik ikinci kata. İşte arkadaşımın çantası da benim odada. Şey, koltuğun üzerinde. Biz indik, saatler geçti, 2 saat falan. Sonra ben yukarıya çıkacağım. Baktım oda arkadaşım mesaj atmış işte. Şey diyor mesajda, ne zaman geleceksin? Ben de dedim ki herhalde sıkıldı, yazık kızcağız, söylemedim falan geç geleceğimi diye. Nasıl olsa çıkıyorum, konuşuruz diye düşündüm. Cevap vermedim, ben nereden bileyim kız odada ne yapıyor, ne işler karıştırıyor, bilmem ne. Odaya bir gittim, gitmez olaydım. Allah'tan gözlerim bozuk. 2,5 derecem yokum ben bu arada, yani gözümde lens veya gözlük yokken hiçbir şey göremiyorum. Bir gittim bastım kızı. Bastım dediğim bildiğiniz artı 18 bastım yani. Yurt odasında düşünebiliyor musunuz? Kilitlemiş, kilit attı yani. Ben kızın kişisel bakımını falan yaptığını, o yüzden çekindiğini ve o yüzden kilitlediğini düşündüm. Bir baktım kız kilitlemiş falan. Ne dedim yani, nasıl, ne zaman geleceğim? Yani sürekli soruyor işte yani. Niyeti belli kızın zaten, açığa çıktı. Artık ben de sinirlendim. Dedim ki yazmayacağım. Ne olursa olsun buna söylemeyeceğim ne zaman geleceğim yani. Artık yemin ettim o derece. Ondan sonra şey yaptım. Yazmadım. En son annem kızdı buna. Dedi ki ya sana ne yani, kızım istediği zaman gelir Tuğçe. Sen de aynı parayı veriyorsun. O da aynı parayı veriyor. İşte ailen gelecekse gelsin. Tuğçe bunu sıkıntı edecek biri değil. Ki gerçekten de öyle. Ondan sonra şey oldu. Kız sustu bir süre, sonra ben artık yemin ettim bu kızı basıp odamdan göndereceğim. Çünkü kızı basacağım, o kadar eminim ki hareketlerinden falan. Bir insan başka bir şey için soramaz yani. Gittim normalde pazar akşamını aldırdım. Cumartesi akşamına, pardon, cumartesi sabahını aldım. Cumartesi sabahı biletimi aldım, gittim. Saat 11 sularıydı, hiç unutmuyorum. Arkadaşımla birlikte basmıştık hatta. Kız bastık, Allah'ım. Bir de ne yaptılar biliyor musunuz? Şeyin yatağın arkasına saklandılar. Hani filmlerde olur ya, birisi basılınca böyle koltuğun arkasına saklanır falan. Aynen öyle oldu. Gerçekten film sahnesi gibiydi. Tabii benim gözler hiçbir şey görmüyor. Çok az gördüm. Arkadaşım her şeyi görmüş. Psikolojisi bozuldu 2 sene boyunca. Kalan 2 sene boyunca odama gelmedi. Öyle bir travma yaşadı kendisi. Çok kötüydü gerçekten. Kızı kovduk her neyse. Yurdu birbirine kattık. Bana kuzusu ya, biz onu gönderemeyiz. Artık ben kızı göndermek zorunda kaldım yani. Çünkü böyle biriyle aynı odada ne yapacağım, nasıl kalacağım? Mümkün değil. Yani kim olsa bence aynı şeyi yapar. Allah'a çok şükür son 2 sene. Bakın ilk 2 sene yaşadığım travmalardan sonra Allah yüzüme baktı. Kalan 3. sınıftaki oda arkadaşım ve 4. sınıfta zaten yarım dönem yalnız kaldım. Son dönemde oda arkadaşım vardı. O kadar güzeldi ki yani. Bu son 2 senem nirvanaydı yani benim için. Ama mesela 3. sınıftaki oda arkadaşım psikoloji okuyordu. Onunla birlikte şömine efekti eşliğinde ders çalışırdık. Mesela çok sosyal biriydi. Çok böyle atılgandı. Çok kendine hani sosyalliğine önem verirdi. Ben çok asosyaldim onun yanında ve gerçekten ona özenirdim o açılardan. Son sınıftaki oda arkadaşım da mesela, o da hukukta okuyordu ve
Birlikte ders çalışırdık, ortam değiştirirdik. O da benim gibi derslerine çok önem veren bir insandı. Çok güzel anılarımız var son 2 seneye dair. Ama ilk 2 sene benim için bir kabustu. Kesinlikle ve kesinlikle bakın, o da arkadaşlarınızı iyi seçin. Önceden tanışın. Yani size söylemek istediğim, bir kriteriniz olmazsa gerçekten ezilmeye mahkumsunuz ki ailenizden uzakta ne olursa olsun bir yurt ortamında kesinlikle bir çizginiz, sınırınız olması gerekiyor. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yarar bu anlattığım anılar. Tabii Kıbrıs'a gidiyorsanız daha çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs gerçekten çok inanılmaz rahat bir yer olduğu için orada her şey çok normal karşılanıyor. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinden çok daha rahat yani. Burada yaşayamayacağınız bir şeyi orada yaşayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim yani. Yurt ortamı özellikle çok 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 farklı. Ben buradaki arkadaşlarımla iletişime geçtiğimde çok farklı şeyler yani anlattığımı söylüyorlardı. Burada hiç yaşanmayacak şeyler falan. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yaşadığım anılar bu kadar. Bir sonraki video üniversite anılarım olacak.